Yani orada rekabet olur. Sonuçta Galatasaray'ın oyuncusu. Ali Bey konuşuyor, Ali Koç, Sayın Koç. Adidas bizim iş ortağımız oldu. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Ama son dönemde bize bir global diye bir şey çıkarttılar. Eskiden her şeyi daha rahat, daha esnek yapıyorduk. Şimdi pek çok sınırlar içinde yapmak zorundayız. Bunun iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. İyi tarafı 20-21 sezonun formalarını dizayn ettik. Hem de rahat bir vakit çerçevesinde dizayn ettik ve çok güzel formalar geliyor. Buna mukabil bu senenin formalarında da radikal düşünceler geliştirdik. Onların sayesinde çubukluya bambaşka bir anlam verdik, bambaşka bir dizayn getirdik. İlk defa böyle radikal bir dizayn yapıyoruz. Beğenenler var, beğenmeyenler de var. Ama göreceksin, zamanla çok daha fazla gözümüz alışacak. Maksavayı. Ve sarı formamız ve koyu formamız da hep beraber dizayn ettik. İnşallah taraftarlarımız beğenir. Başarılarımız arttıkça satışlarımız artar. Satışlar demişken, geçen sene ne sattık? Ondan bir bahsedelim. Geçen sene enteresan bir yıldı. Sezon formalarına bakarsak satış açısından, gelip bir sinek sokacakmış gibi hissediyorum. Sezon forması, yani 2018-2019 formasına baktığımız zaman bizim mağazalarımızda satılan 260 bin, Adidas mağazalarında satılan 70 binle, yani 330 binle tarihimizin ikinci en iyi sezon satışını yaptık. Bununla beraber Haziran ayından sonra, yani yönetim değişikliğinden sonra bir evvelki sezonun 55 bin adet formasını da erittik, onları da sattık. Dolayısıyla 230'un üstüne 55 de koyabilirsiniz. Bir de buna efsane formamızı eklersek, yani win-win kampanyasında gerçekleştirdiğimiz, Adidas'la alakası olmayan ama sonuçta forma satışı olan bir 130 bin adet forma da öyle sattık. Bu 130 bin formanın parasını aldık ama büyük sipariş veren ve sağ olsunlar, lafı geçmişken onlara da burada teşekkür ediyorum camiamız adına. 5000 forma ısmarlıyor. 500'ünü verin. 5000'in parasını vereyim ama 4500 almayayım diyenler var. 80 bin ürettik. Yani eklediğin zaman 230, 80, 310, 55, 365 bin adet forma geçen sezon sattık. Bu da bence kötü giden bir sezonda gayet iyi bir rakam. Ama yeterli değil. Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Yarın saat gece yarısı 12'de internetten online satışa çıkacak. Tırımız dışarıda. Şu an hemen almak isteyenler tırımızdan da alabilirler formaları. Ve inanıyorum ki geçen seneki performansı yakın bir performans. Hatta üstüne koyacağımız performansı inşallah hep beraber gerçekleştiririz. Evet, yarın 19 Temmuz Fenerbahçeliler için özel bir gün. Dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe'nin renklerini, şanlı bayrağını, güçlü logosunu dünyanın dört bir yerinde temsil eden, taşıyan taraftarlarımız, derneklerimiz, üyelerimiz için önemli bir gün. Fenerbahçe camiası olarak şart. Veya şu transferde bu transferi anlatmak mümkün değil. Totaline bak. Sayın Ali Koç da mikrofonu aldı. Esprili bir dil.